Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba hocam, geliyor. Tamam. Biraz geçittim. Hemen başlayalım dersimize. Şimdi sevgili arkadaşlar, nerede kalmıştık? Olmayan ergi hallettik. Şimdi dolaylı ispatlardan, çelişki bulma metodundan bahsedeceğiz. Ve bunlar birbirine hakikaten çok sık karışıyor. Şimdi çelişki bulma metoduyla olmayan erginin en büyük farkı zaten şey arkadaşlar. Olmayan ergiden Q üssüden P üssüye ulaşırken çelişki bulma metodunda ise P ve Q üssünü ispatlayacağız. Neden P ve Q üssü? Bakın şöyle hemen bir yeni sayfada açayım. Çelişki bulma metodu. Çelişki bulma metodunun geçen dönemden en büyük şey neydi arkadaşlar? Yani nasıl yapıyorduk? İspatlayacağımız şeyi doğru kabul etmiyorduk. Eğer ispatlayacağımız şey doğru değilse o zaman değili doğru olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Mesela sen bir ifade yanlış diyorsun. O zaman değili doğru olur. Oradan hareket edeceğiz. Bakınız şu. Şimdi P ise Q. İspatlıyoruz da şunu. P ise Q. Teoremimiz diyelim. Bunu ispatlayacağız. Bunu ispatlayacağız. Ama şimdi çelişki bulma metodunda diyorsun ki ya bu ifade varsayalım ki bu ifade doğru olmasın. Doğru olmasın. Şimdi bu ifade doğru değilse o zaman P ise Q'nun değili doğrudur. Peki P ise Q'nun değili ne hocam? P ise Q'nun değili denktir. P üssü veya Q'ydu hatırlayın. Bunun değili Dalton De Morgan kurallarından P ve Q üssü. Bu doğrudur. Bunu doğru olarak yazdık. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar V'li bir ifade doğruyken ne oluyordu? P 1 ve Q üssü 1 olur. Peki o zaman ben ne yazarım hocam? P 1 ise Q 0 olur. O zaman hareket ettiğimiz ana nokta aslında P ve Q üssünü doğru kabul ediyorsun. Buradan da hipotezindeki P'yi doğru kabul edip ispatlayacağın hüküm kısmını yanlış olarak alıyorsun. Tamam mı? Yani sen bir teoremi yanlış kabul ediyorsan o zaman hipotez doğru, ispatlayacağın şey yanlıştır diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bir örnekle işimize bakalım. Örneğimiz şu. Olmayan ergiyle arkadaşlar yapılan çoğu ispat çelişkili de yapılabilir ama yöntem farklı. Yani başlangıç ve bitiş diyelim ya da gidişatımız farklı. Mesela olmayana ergide yaptığımız şu örnek. 3x artı 2 eşit değildir 5 ise 2x artı 3 eşit değildir 5'i çelişki bulma metoduyla yapın. Evet, soru bu. Şimdi arkadaşlar bir kere olmayan ergide zaten yaptık. Q üssünden P üssüne ulaşıyorsan. Hatta bu sorular arkadaşlar sizin bu KPSS ÖABT'de şöyle geliyor. Matematik eğitim adında bir ispatın tek tek adımlarını veriyor. Bu hangi yöntemle yapılmıştır diyor. Eğer sen 2x artı 3 eşittir 5 ile başlayıp 3x artı 2 eşittir 5'i ispatlıyorsan olmayan ergidir. Ama çelişki bulma metodunda şöyle yapacağız. Burası P kısmı. Burası Q kısmı. Ne demiştim ben? P'nin doğru olduğunu ve Q'nun yanlış olduğunu. O zaman P yani 3x artı 2 eşit değildir 5 ve Q üssünü doğru kabul ediyorsun. Yani 2x artı 3 eşittir 5 olsun. Bu doğru. Yani aynen aldım. Bunun tam tersini aldım. Şimdi bakalım. Eğer bunu alırsan, yani bir anlamda sen neyi kabul etmiş oldun? Bu
teoremin ya da bu örneğin, bu teorem denmez buna, teorem denecek kadar çok iddialı bir ifade değil, yanlış olduğunu varsaydık, yani bir anlamda şurada P üssü P ise Q, varsayalım ki doğru olmasın dedik. O zaman doğru olmasın dersen hop buradan 3x artı 2 eşit değildir 5 ve Q üssü 2x artı 3 eşittir 5 olur. O zaman şu olsun da sondaki olsunu olur yapalım. Çünkü olmasın deyip o zaman bu sonucu yazabildik. Tamam. Şimdi arkadaşlar elimizde bakalım başımıza neler geliyor. Ne işler açtık. Q üssü 2x artı 3 eşittir 5'i yakaladım ya, hemen diyorsun ki ya o zaman madem öyle al bakalım. Buradan 2x eşittir 2, x eşittir 1'i yakaladın. Şimdi sen madem bunu öyle dedin, o zaman ben bir çelişkiyi bir yakalayayım da gör diyorsun. Bu 1'i de gidip P'de bir koy bakayım. Sen bunun 3x artı 2 eşit değildir 5 diye kabul et olduğunu düşünüyordun. Al 3 çarpı 1 artı 2, 5 ama 5 eşit değildir 5 gibi bir çelişki yakalandı. Bu ise bir çelişkidir. Çelişkiye nereden vardı? Bu ifade doğru olmasın demiştim. O zaman o halde P ise Q doğrudur. İspat biter arkadaşlar. Ne farkı var hocam? İşte bak ben 2x artı 3 eşittir 5'ten 3x artı 2 eşittir 5'i ispatlamadım. 3x artı 2 eşittir 5 iken 2x artı 3 eşittir 5'ten bir çelişki yakaladım. Yani birazcık dediğim gibi başlangıç, bitiş şeylerine çok dikkat edin. Buradan sanırım oldu gibi düşünebiliriz değil mi arkadaşlar? Eğer bir soru varsa sorun arkadaşlar bununla ilgili. Peki bizim birinci dönem özellikle yaptığımız bir şey vardı. Neydi o soru? Çelişki bulma metodunda A'mız asal sayı ise kök A irrasyoneldir. Bu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu yaparken özellikle çelişki bulma metoduyla yaptık ama belki o zamanlar çok da net anlaşılmamış olabilir. Şimdi daha canlanacak. Bakınız. Aslında şurası P önermesi. Burası Q önermesi. Doğrudan ispatı yapmak burada arkadaşlar biraz imkansız gibi. Yani yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Yani ben biraz sonra zaten hem doğrudan ispat hem olma energi hem çeşitli yapılan bir ispat da göstereceğim. Bir teorem de göstereceğim, ispatlayacağım. Şimdi burada çelişki bulma metodu çok çok uygun. Diyelim ki varsayalım ki teoremimiz yanlış olsun. Doğru olmasın yani. O zaman ne doğrudur? Değili. Peki ben değilinin neye denk olduğunu söyledim. Yani P ise Q'nun o zaman değili biridir. Ve buradan da P ve Q üssüne geçiş yapmıştık hatırlayın 1. Yani buradan P 1, Q 0 çıkıyordu. Yani o zaman şunu söylüyoruz. A asal sayı ve kök A rasyonel olsun. Değil mi? O zaman bunu söyleyebilirim ben. Şimdi ondan sonrasında zaten ben ispatı yapmayacağım burada. Çünkü kök A'nın rasyonel olsun deyip yaptığımız ispat hepiniz hatırlıyorsunuz. M ile N tam sayı denilip M ile N aralarında asal N sıfırdan farklı deyip hani oradan yapmıştık. A kare eşittir M kare N kare diye. Onu yapmıyorum. Yani böyle bu ispat buradan gidiyor. O zaman demek ki ben burada P'yi ve Q'yu bu seçerek ne yapıyorum? Çelişki bulma metodundan yapabiliyorum. Şimdi bu birazcık olmayan ergi yöntemine uygun değil. Ha, yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye uygun değil hocam? Şu. O zaman Q üssü yani kök A rasyonel ise A asaldır ispatlaman gerekir. Şimdi belki böyle bir ispat vardır. Ben bilmiyorum şu anda belki uğraşılsa çıkar mı? Çıkar. Ama gerçekten çok zor olacağı çok açık. Yani A rasyonel deyip A'nın asal sayı olduğunu ispatlaman gerekiyor. İsterseniz sizler de bir araştırın. Yani ben bilmiyorum bu şekilde bir ispatlandığını. İspatlanmayacak diye bir şey yok. Onu tekrar altını çiziyorum. Bu mesela olmayan ergi yönteminden yapılmaz.
Dolayısıyla burada en iyi gidecek yol çelişkiyi bulma metodu. Hocam bunu düzden yapabilir miyiz? Doğru yüzden ispat. A asalsızken kök A irrasyoneldir. Düz olarak da ispatlanması arkadaşlar yine bildiğiniz gibi uygun değil. Neden? Çünkü irrasyonel sayının bir tanımı yok tam olarak. Değil mi? Hani rasyonel sayıları nasıl yazıyorduk? M bölü N ifade etme şansım var. Ama irrasyonel sayının tanımı söyleyin bakayım bana. Neydi tanımı irrasyonelin? Reel olan, rasyonel olmayan sayılar diyorduk sadece. O yüzden buraya çelişki bulma metodu gayet cuk diye oturdu. Şimdi geldik şuna. Bir örnek daha yapmıştık sizinle. Olmayan ergiden. O da şu. N'miz bir tam sayı iken N kare çift ise N çifttir. Mesela bu çok karıştırılan bir ifadedir. Özellikle bu TYT, AYT sorularında falan böyle çok gelebiliyor. N tam sayı olmazsa bu ifadeyi kullanamayız arkadaşlar. Dikkat. Mesela şu ifade olmasaydı N elemanızı N kare çift N kareyi gider 2 alırsın. Ama buradan N'miz artı eksi kök 2 çıkar. O yüzden bu ifade doğru olmaz. N'nin tam sayı oluşu burada kritik. Bakalım. Bunu çelişkiyle yapalım. Olmayan ergiden yaptık. Şimdi benim P kısmım şurası, Q kısmım burası. N eleman Z'de zaten. Burada soruda N'nin bir tam sayı olduğunu veriyor. Yani bu P ve Q'la ilişkisi yok. Şimdi o zaman ne diyoruz? N kare çift iken ya da V koy. Çok sıkıntı değil. N eleman değildir. Çift olsun. Yani bir anlamda ne yaptık? İspatlayacağımız şeyin tam tersini kabul ettik. Bunu artık anlattım arkadaşlar. Yani P ise Q'nun değili, P ve Q üssüydü. Dolayısıyla buraya oradan geldik. Yani bir anlamda arkadaşlar hipotezi aynen alıp hükmü tam tersine çeviriyorsun. Çelişki bulma metodunun ana maksadı bu. Ama nereden geldiğini bugün görmüş olduk. Şimdi N eleman değildir çift gördüğün anda senin şuradaki verilerle bir çelişki yakalaman lazım. Hemen başlıyoruz. N'miz çift değilse tam sayı oluşunu bakın işte burada kullanıyorum. N tektir. O zaman N eşittir 2K artı 1 şeklinde yazabilirsin. Şimdi buradan bunun N kareyi ben aldım. Önceden de gösterdim. Şöyle nokta nokta nokta. Bunun tek olduğunu ispatlamış olduk. Şimdi sen N kareyi tek buldun. Şuradaki N kare çift oluşu bir çelişki. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Yani ifade demeyeyim de varsayımımız yanlıştır. Varsayım yanlış. Varsayımımız ne peki? N kare çiftken N eleman değil de çift olsun varsayımı yanlış. O halde N kare çift ise N çifttir ifadesi benim için doğru olur. Tamam. Şimdi ne oldu? Olmayan ergide de yaptım ben bunu. Olmayan ergide yalnız N tekken N kare teke ulaştım. Burada N kare çifti aynen bırakıp diğerin tam tersini alarak ne yaptık? Hareket ettik. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir soruda bakın dediğim gibi olmayanı ergi ve çelişki metodu sevgili arkadaşlar belki yani olmayan ergi ve çelişkinin yapıldığı ispatların çoğu birbiriyle yapılabilir. Ama mesela kök P'li soruda takılmıştık. Asal. A asalken kök A irrasyonel demiştik ya. Orada mesela olmayan ergi çok gitmez. Hatta gitmez. Örneğimiz şu. 6 böler A ise 2 böler A'dır. Arkadaşlar bu böler tabii şurada A tam sayı iken de ekleyelim. Bunu demezsek olmaz. A'mız tam sayı iken 2 böler A. Bunu bir yapmaya çalışalım. Birinci yol. Düz. Doğrudan ispat. Dolayısıyla yapacağım. Bakın. Bunu da bir görün. Şimdi doğrudan ispatı yaparken
elimdeki P'den direkt Q'ya tanımlarla ulaşabiliyorsam. Şimdi P bu. 6 böler A ise A eşittir 6 çarpı K yazabilirsin. Tamam. 6 çarpı K ise ben bunu 2 çarpı 3K yazabilirim. Tamam mı? Tamam. Buradaki arkadaşlar şu bölerleri biliyorsunuz değil mi? Çarpanı demekti. O yüzden onu aman ha, karıştırmayalım. Yani bölü değil. Mesela 6 böler 12 gibi. 2 böler 8 gibi. Tam bölüyor. Şimdi o zaman 2 bunun bir neyi oldu? A'nın bir çarpanı oldu. Dolayısıyla ne yazabiliriz? 2 böler A'yı ispatladık. Doğrudan ispat bitti. Şimdi 2. Olmayana ergi yöntemi. Olmayana ergi metodu veya yöntemi. Şimdi arkadaşlar o zaman şeyi göstermem gerekiyor. Burası P. Burası Q ya. Q üssü ise P üssüne ulaşmam gerekiyor. Şimdi Q üssümüz ne? 2A'yı böler değil de 2A'yı bölmezse ki böyle bir ifade. 2 bölmez A şu sembolle gösteriyor. Biraz daha bir tarafı daha uzun. İse 6 bölmez A'yı göstermen gerekiyor. Şimdi ben bunu ispatlayacağım bakalım. Nasıl ispatlayacağız? Şimdi arkadaşlar 2A'yı bölmezse A da tam sayı dedik ki işte burada kullanacağım o tam sayı oluşunu. 2 bölmez A ise A'mız tek sayı oluşundan mecburen A'mız tek tam sayıdır. A tek tam sayı ise A'mız 2K artı 1 şeklinde yazılır. Fakat ben şunu biliyorum. 6'nın katları neydi arkadaşlar? 6'nın bölebileceği sayılar çift sayılardır. Dolayısıyla 6 bölmez A %100 doğru mu? Kesinlikle doğru. Ve şunu biliyoruz. 6'nın katları çift olduğundan A'mız da tek bir sayı. 6 bölmez A görülür. Ya belki burası çok doyurucu olmadı ama sanırım amacımıza ulaştık değil mi arkadaşlar? 2 bölmez A'sa 6 bölmez A'yı gösterdik. Bence doğrudan ispat burada daha şık duruyor. Yani bir de bazen bir elbise birisine çok yakışır ama birisi yakışmaz. Bence burada doğrudan ispat çok daha güzel gitti. Şimdi bir de bunu çelişkili yapacağım. Üçüncü yöntem. Çelişki bulma metodu. Çelişki. İspatlayacağımız şey tekrar yazıyorum. A tam sayı iken 6 böler A ise 2 böler A'ydı. Bu P, bu Q. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Varsayalım ki ifade doğru olmasın. O zaman bu ifade doğru olmasın dersen 6 böler A iken 2 bölmez A olsun. Şimdi eğer buradan bir çelişki yakalarsam o zaman varsın ki ifade doğru olmasın neye dönecek? Çelişkiden dolayı doğruya dönecek. Çünkü aldığım şey tam tersini aldık şu anda şurada. Hemen başlıyoruz. 2 bölmez A ise A tektir. Değil mi? Şimdi aynı mantık 6 böler A diye bir elimde bir ifade var. 6 böler A'yı bir yazalım bakalım ne oluyor? 6 böler A ise A'mız 6 çarpı K'dan K bir tam sayı. Yani A'mız da çift çıktı bu sefer. Şimdi hem A tek hem de çiftse bu ise bir çelişkidir. O halde varsayım nedir? Yanlıştır. Böylece ispatı bitirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bir teoremi bu sefer ne yaptım? Tam 3 yolla da ispatlama şansına sahip olduk. Şimdi arkadaşlar gelelim başka bir soruya. Ya da evet yani şöyle bir soru yapayım altına. Bakalım ne diyeceksiniz? Örnek. A bir tam sayı iken
2 böler A ise 6 böler A'dır. Bunun için ne dersiniz? Hangi yöntem kullanılır? Ya da kullanılır mı? Var mı fikir olan? Yanlış bu hocam. Yanlış. Örnek o zaman? 4. 4. Aynen öyle. Yani ispata başlamadan önce bir doğru mudur diye bakmak lazım değil mi? Sen gittin burada A'yı 4 için 2 böler A fakat 6 bölmez A. Dolayısıyla bu ifade yanlış. İspat da yapmıyorsun zaten. Dolayısıyla çöktü. Güzel. Gayet iyi Efe. Şimdi hemen o zaman bugünün artık son sorusunu iki yolla da ispatlayacağım. O da şu. Ne alalım? Şu ifade doğru mu? Arkadaşlar, A çarpı B çift tam sayı ise A çifttir veya B çifttir doğru mu? Düşünün bakalım. Eğer doğruysa bana ispat yöntemini söyleyin. Ama doğru değilse de neden? Var mı fikri olan? 2 bölü 3'e 2 seçtim hocam, doğru değil. Ay, ha 2 bölü 3'e 2 seçersen veya diyor ya. 3 bak, olur pardon, 2 bölü 3'e 3. Ha, 2 bölü 3'e 3 bozar, aynen öyle, çok iyi. Yani şurada 2 bölü hocam, 3. Ben de. Evet. Ben de köklüleri seçmiştim, köklüler de bozdu. Kök hangi sayıları seçtin? Kök 2 çarpı 2 kök 2 gibi mesela. Süper, bu da bozar, evet. Bunlar için ifade bozulur. Yanlış yani. O yüzden ispat yapmadık. Tamam, süper. Hatta bunu ben bir yıl sormuştum da, o zaman tabii böyle bir örnek vermeden sormuştum. Yani %80'i bunu ispatlamaya kalkmıştı ama yanlış. Bir örnek vermeleri yetiyordu. Şimdi A ile B birer tam sayı iken A çarpı B çiftse A'mız çift veya B'miz çifte bakacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bazı öğrenciler düz yapmaya çalıştı. Fakat düz yaparken başlığına gelmedi kalmadı. Şöyle ki A çarpı B çiftken diyor ya, A çarpı B'ye 2K yazdı. Tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama şimdi sen bunun içinden A ile B'nin çift olduğunu nasıl ayıracaksın? Çarpımları çift ama en az bir tanesinin çift olduğunu söylemen gerekiyor. Veya'nın anlamı oydu. Yapamıyorsun. Yani A çarpı B çift ama A mı çift, B mi çift ya da biri mi çift, diğeri tek mi? Hiçbir şey söylemezsin. Çarpımına çift. Burada kalır bu. Ha, o zaman diyorsun ki nasıl yapacağım? Özellikle karşı tarafta veyalı ifadeler varsa ben düz ispat yerine olmayanı ergeye geçmem veya çelişkiye geçmem daha mantıklı. Hemen başlıyoruz olmayanı ergeyle. Bakın. Neydi? Q üstü ise P üstü. Şimdi buradaki P veya Q'nun değili gibi düşünürseniz De Morgan kurallarından P üstü ve Q üstüydü. O zaman tabii buradaki P ile Q karıştırmayalım yalnız, bir saniye. Oradaki P ile Q değil bu. Şöyle düşünelim. Şuradaki R1 veya R2 gibi düşünelim şunu. Bunun değili R1'in değili ve R2'nin değili. O zaman Q üstü ise P üstü benim için A eleman değildir çift ve B eleman değildir çift olur. İse A çarpı B çift değildir döndü. İspatlayacağım şey o zaman bu. E hocam bunu ben nasıl çözerim? Al. A çift değilse A ile B tam sayıken o zaman A eleman tek ve B eleman tekse A çarpı B teki ispatlayacağım demek. Burada V olunca her şey çok daha net. Ve ifade edebiliyorum her şeyi güzelce. Bakın A'yı 2K artı 1, B'yi 2M artı 1 olarak yazabilirsin. Ondan sonra K ile M birer tam sayı. Arkadaşlar. Sonra A çarpı B'yi bir çarpıyorsun. 2K artı 1 çarpı 2M artı 1. 4KM artı 2K artı 2M artı 1. Sonra bunu 2 parantezine bir alıyorsun. 2KM
artı K artı M artı 1. Sonra işte aksiyonları, çarpımları, parantezler almaları, R1 ile R2'li kullanaraktan işte burasının tam sayı olduğunu söylüyorsun. Burası eleman tam sayı. Yani buraya bir 2T artı 1 diyorsun. O zaman A çarpı B'nin T olduğunu ispatlamış olduk. Karşı tarafta veya varsa arkadaşlar genelde hemen olma enerji ve çelişkiye yönelmek mantıklı. Şimdi bunu bir de çelişkili yapalım. Bakın çelişki metodu, çelişki. Hemen özeti tekrar geçtim. A ile B tam sayı. A çarpı B çift ise A çift veya B çift ispatlıyorduk. Hemen diyorsun ki varsayalım ki ifade yanlış olsun. O zaman A çarpı B çift iken şu kısım yanlış olacağına göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu ifade tek ve B tek olur. Değil mi? Çünkü bu ifadenin tam tersini alıyoruz ya. A eleman çift veya B eleman çiftin tam tersi A eleman tek ve B eleman tektir. Şimdi başlıyoruz. Bize ipucunu verdi. A'yı tekrar 2K artı 1, B'yi 2M artı 1 deyip yukarıdaki gibi K ile M tam sayı. Bununla bunu bir çarpıyorum. İşte yukarıda yaptığın aynısı. 2T artı 1 pozisyona getirdim. Şurada yaptığın aynısını düşünün. A çarpı B'ye o zaman ne yakaladın? Tek. Hani kardeşim sen burada A çarpı B'ye çift demiştin. Bir de tek buldun. Al sana bir kocaman çelişki. O zaman bu ifade yanlış olsun değil, doğrudur. İspatı bu şekilde yapmış olduk sevgili arkadaşlar. Bence birinci dönemdeki bu gördüğünüz şeylerle bayağı bu ispat yöntemine çok iyi oturmuştur diye düşünüyorum. Kafanıza takılan bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Yok. Pekala. O zaman arkadaşlar bu haftalık da burada keselim. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Görüşürüz hocam. İyi günler. Görüşürüz hocam. İyi günler. Hoşça kalın.